Araçlarda güvenlik için iki önemli unsur var. Biri emniyet kemeri, diğeri ise hava yastığı. Çoğu zaman bir kaza anında bu iki unsur hayat kurtarıyor, ciddi yaralanmaların önüne geçiyor ama bazı durumlarda tam tersi durumlar görebiliyoruz. Örneğin hava yastığının açılması ve sürücünün ya da yanındaki yolcunun yaralanması gibi durumlar, hatta ölüme varabilen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Emniyet kemeri de ne yazık ki çok sert bir şekilde bizi tuttuğu için bazen olumsuz durumlar oluşturabiliyor. Trafik Hizmetleri Başkanlığı'ndan bu konuda yapılan bir açıklama, daha doğrusu bir uyarı var. Özellikle boyu 1.65 olan sürücüler için bir uyarı. Ön koltukta geriye çekilerek oturmaları gerektiği yönünde hem sürücü hem yanındaki oturan yolcu için tabii bu uyarı yapılıyor. İşte bu uyarının detaylarını konuşacağız. Uygulamalı olarak da bize anlatacak sürüş eğitmeni Faruk Kandamış şu anda yanımızda. Sayın Kandamış, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, teşekkürler. Emniyet kemeri ve hava yastığı, evet, hayat kurtarıyor. Ama girişte de ifade ettim, bazen ne yazık ki hayatımıza da mal olabiliyor bazı durumlarda. Nasıl durumlar bunlar? Böyle örneklerle karşılaşabiliyor muyuz? Tabii ki. Şimdi şöyle, boyu 1.65'in altında olan sürücüler koltuğu biraz daha geride kullanmalı derken şöyle açıklayalım onu. Koltuğun iki tane pozisyonu vardır, ayar pozisyonu. Bir oturduğumuz yer, ileri geri kısmı. Oradan bir ayar değiştirmeyeceğiz çünkü orada da geride kalırsak pedallara yetişemeyiz. Ayrı bir sorun yaratmış oluruz kendimize. Alt oturduğumuz kısmın ayarını pedallara yetişecek şekilde yapacağız. Sonrasında bir de sırt kısmı ayarımız var. Evet. Dilerseniz arabada gösterelim tamam, onu. Tamam, uygulamalı anlatalım. Evet. Hüseyin Koçak da şu anda gösterecek bize. Burada doğru oturuş pozisyonu ile ilgili şimdi uygulamalı anlatacak Sayın Kandamış bizlere. Tabii sizin boyunuz 1.65'in üzerinde. Tabii, 1.63 benim boyum. Evet, yine de doğru oturuş şekli nasıl olmalı, evet, dinleyelim. Şöyle, ilk önce oturduğumuz yerin ayarını ileri geri yapıyoruz. Pedallara yetişebiliyor olmamız gerekiyor. Pedallara yetiştikten sonra da şöyle sırt kısmı ayarını yapıyoruz geriye doğru. Şuradan kola bastırdığımız zaman. İki ayar da önemli değil mi? Burada bahsedilen husus hem koltuk hem sırt ayar. Buradaki önemli olan ayar, aslında ikisi de önemli. Hava yastığını ilgilendiren ayar bu sırt kısmı ayarıdır. Evet. Oturduğumuz yerin ayarını yaptıktan sonra sırt kısmı ayarına geçiyoruz. Ve şurada hava yastığıyla aramızda en az 30 santim boşluk olması gerekiyor. Daha yakın olduğumuzda hava yastığı açılıp normalde bizim ona çarpmamız gerekiyor herhangi bir kaza durumunda. Çok yakın olduğumuzda hava yastığı açılırken bize çarptığı için göğüs bölgemizde bir yaralanma veya yüzümüzde, boynumuzda ciddi şekilde yaralanmalara sebep olabilir. Tabii burada pedal, şimdi 1.65 sürücü için öncelikle pedala ulaşması burada tabii önemli olan. Pedala ulaşması lazım. Onun ayarını da buradan yapıyoruz. Pedallara yetişecek şekilde, evet, ayarımızı yapıyoruz. Dizlerimizin de bu ön konsola değmemesi gerekiyor. Doğru ayar budur. Sonrasında sırt kısmı ayarını yapıyoruz. Şu şekilde dikliğini burada 30 santim bir boşluk kalacak şekilde yapıyoruz. Bunda nasıl anlayabiliriz? Bileklerimizin şöyle direksiyonun yanına değebilmesi gerekiyor. Eğer böyle geride kalırsak direksiyona çok uzakta olduğumuzu anlarız. Bu şekilde tuttuğumuzda şöyle dirseğimizde hafif bir açı olması gerekiyor. Gergin olmaması gerekiyor. Bu ayarları yaptıktan sonra zaten gerekli mesafede hava yastığına uzak kalmış oluyoruz. Emniyet kemeri de bazen ciddi sonuçlara yol açabiliyor değil mi? Yani doğru kullanım olmazsa bu ayarlar yapılmaz. Tabii ki. Emniyet kemerinde de şöyle, boyu 1.65'ten kısa olan sürücüler için özellikle gösterelim. Normal kemerimizi takıyoruz. Şu alttaki kısmın boşluğunu şöyle üstten çekerek alıyoruz. Bu da çok önemli. Çünkü herhangi bir kaza durumunda öne doğru kaymalara sebep verebilir. Kaymamamız için bunu gerdiriyoruz. Ve sonrasında şuradaki mandaldan yükseklik ayarını yapmamız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Şu ayardan aşağı doğru indirdiğimizde şu şekilde omuzumuza, omuz hizası. Evet, ilk başlangıç kısmının omuzumuza değmesi gerekiyor. Eğer çok yukarıda kalırsa ve sürücünün boyu kısa olursa bu şekilde boynuna denk gelir ve kaza durumunda burada kesmelere ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Nefessiz kalmasına sebep olabilir kaza durumunda. Onun için bu boyun kısmına değil de şu aşağı doğru indirip omuz kısmına gelmesi gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bir de önemli bir detay daha var. Hava yastığı olsun ya da olmasın, çocukların arka koltukta oturmalarının %29 daha güvenli olduğu gösteriliyor. Araştırmalara göre bu ortaya çıkmış. Çünkü insanlar genelde bazen trafikte görüyoruz. İşte çocuğun, küçük çocuğun annesi
ön koltukta kucağına almış bir şekilde. Herhangi bir kaza durumunda tutabileceğini zannediyor ama o kesinlikle tutamaz. Kendini bile tutamaz eğer kemer yoksa. Mutlaka arkada belirli bir yaş sınırı içinde çocuk koltuğuyla ve kemerle bağlı olması gerekiyor. Çocukların arkada oturması gerekiyor. Belirli bir yaşın üstünde de zaten yasal sınırın üstünde ön koltuğa geçip kemerini takabiliyorlar. Peki Sayın Kanlamış, çok teşekkür ederiz Rica yayına ederim. katıldığınız için. Ben teşekkür Uygulamalı ederim. olarak anlattı bize sürüş eğitmeni Faruk Kandamış. Tabii önemli emniyet kemeri ve hava yastığı. Evet, doğru kullanımda hayat kurtarabiliyor. Ama emniyetten Trafik Hizmetleri Başkanlığından yapılan açıklama özellikle 1.65 ve bunun altında boya sahip olan sürücüler için gerekli. Koltuğu az önce de uygulamalı olarak gösterdi Sayın Faruk Kandamış. Belli bir seviyeye çekmek gerekiyor. Pedala ulaşabilmek sonrasında tabii hem emniyet kemeri hem de hava yastığının bir kaza anında bir olumsuz durum oluşturmaması için bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Buradan da bu uyarıyı bir kez daha yapmış olduk. Altını çizmiş olduk. Söz tekrar merkezde.